Tekrar merhaba. Hatırlarsanız geçen dersin sonunda size bir soru sormuştum. Bugün bu soruyu hep birlikte çözeceğiz. Bu tarz sorular sıkça karşınıza çıkacak. Sorularda Newton'un kütle çekim yasasındaki değişkenleri gördükçe konuya da aşinalık kazanacaksınız. Şimdi gelin soruya geri dönelim. İki tane gezegen var. Bunlardan bir tanesi bizim dünyamız. Buraya çizelim. Dünyamız öteki gezegende hayali küçük bir dünya olsun ya da birbirine karıştırmamak için doğrudan küçük gezegen diyelim onu da yeşille çizelim bu küçük gezegenin yarıçapı ve kütlesi dünyanınkinin yarısıdır muhtemelen dünyadan çok daha yoğundur yoğunlukları kıyaslamak güzel bir problem olurdu aslında çünkü yarıçap yarıya düşmüşse hacim de yarıdan çok daha küçüktür ama şu anda konumuz bu değil benim esas sorum şu. Eğer ben bu gezegenin yüzeyinde durursam bana uygulayacağı kütle çekim kuvveti ve bunun dünyadakine oranı ne olur? Peki başlamak için bir hatırlayalım. Dünyanın bana uyguladığı kütle çekim yani yer çekimi kuvveti neydi? Dünya üzerindeki ağırlığım yani dünya üzerindeki kuvvet şuna eşit olur. Evrensel çekim sabiti çarpı benim kütlem çarpı dünyanın kütlesi bölü ne? Son videoda gördüğümüz gibi buradaki uzaklık benim kütle merkezimle dünyanın kütle merkezi arasındaki uzaklıktı. Yani dünyanın merkeziyle benim. Aslında boyum o kadar da kısa değil demek istiyorum ama benim kütlem merkezimle yüzey arasındaki uzaklık bu denklemde dikkate alınmayacak kadar önemsiz. Yani ihmal edilebilir. Bu durumda doğrudan dünyanın yarıçapını düşünelim. Evet, dünyanın yarı çapının karesine bölüyoruz. Peki aynı olan bu değişkenleri kullanarak şimdi de diğer gezegendeki kuvvete bir bakalım. Yeşil küçük gezegendeki kuvvet eşittir. Kütle çekim sabiti kuvveti çarpı benim kütlem ki ben başka bir gezegene gittiğimde kütlem değişmiyor. Yani ben aynı benim. Çarpı küçük gezegenin kütlesi. Peki bu kütle ne? Küçük gezegen anlamında M altına k yazdık ve Dünya'nın kütlesinin yarısıdır dedik. O zaman 1 bölü 2 çarpı Dünya'nın kütlesi diye yazabiliriz. Peki yarıçap nedir? Küçük gezegenin yarıçapının karesi diyebilirim ama artık bunun Dünya'nın yarıçapının yarısı olduğunu biliyorum. Karesini de alalım. İşlemi yaptığımızda pay kısmında 1 bölü 2 g benim kütlem çarpı Dünya'nın kütlesi olur. Paydada ise 1 bölü 2'nin karesini alırsak 1 bölü 4 çarpı dünyanın yarı çapının karesi. 1 bölü 2'yi 1 bölü 4'e bölersek ne olur? 1 bölü 2'nin içinde 1 bölü 4 2 kere var değil mi? Ya da şöyle düşünelim. 1 bölü 4 pay kısmına 4 olarak çıkar. 1 bölü 2 çarpı 4 de 2 eder. Yani küçük gezegendeki kuvvet şu. 2 çarpı g çarpı benim kütlem çarpı dünyanın kütlesi bölü dünyanın yarı çapının karesi. Şimdi şuraya bakalım. Sarı kutucuklar içine aldığım şeyler birebir aynı mı? Evet, birebir aynı. Küçük gezegenin bana uyguladığı çekim kuvveti, dünyadaki çekim kuvvetinin iki katıdır. Biraz şaşırtıcı gelmiş olabilir. Sonuçta adı üstünde kütlenin kütle çekim için çok önemli olduğunu biliyoruz. Yani nesnenin kütlesi ne kadar büyükse kuvvet de o kadar büyük olur. Ancak burada tam tersini görüyoruz. Kütle daha az ama beni daha çok çekiyor. Buradaki mesele o gezegenin üzerinde durduğumda gezegenin kütle merkezine daha yakın olmamdan kaynaklanıyor. Videonun başında gezegenin yoğunluğu hakkında konuşmuştuk. Çünkü kütlesi yarısı ama hacmi yarısından çok daha az. Hacim gezegenin yarı çapının kübüyle ters orantılı vesaire. Şimdi bu konuya girmeyelim ama dikkatinizi çekmek için söyledim. Yani kütle çekim kuvveti kütleye bağlıdır ama yarı çapta çok önemlidir. Hatta yarı çapın karesi alındığı için denklemi baya bir değiştirebilir. Çok ilginç değil mi? Karşınıza bu tarz sorular çok sık gelecek. Bir gezegenin kütlesi, diğerinin iki katı, diğer oranlar şu, bu durumda iki kuvvet arasındaki fark nedir gibi sorulardan bahsediyorum. Evet, videoyu bitirmeden önce size bir şey daha göstermek istiyorum. Kütle çekim hakkında konuştuğumuz zaman özellikle gezegenlerden bahsediyorsak dünyanın bizi çektiğini söyleriz. Yine büyük bir dünya çizelim yanına da küçük bir uzay gemisi koyalım. Nasıl düşünürüz? Dünya uzay gemisi üzerinde bir çekim kuvveti uyguluyor. Dünyanın kütle çekimsel kuvveti öyle değil mi? Ama bu durumda formüle baktığımızda bir simetri görüyoruz. Formül bize birinin diğerini çektiğini değil iki nesne arasındaki kuvveti gösterir. Bunlar birbirlerini çeker. O zaman eğer dünya beni 500 newtonluk bir kuvvetle çekiyorsa ben de dünyayı 500 newtonluk ve zıt yönde bir kuvvetle çekiyorum demektir. İkimiz de birbirimizi çekiyoruz. Halbuki sanki dünya beni çekiyor, benimse dünya üzerinde hiçbir etkim yok diye düşünüyor olmalısınız. İşin aslı iki tarafta karşılıklı olarak birbirlerini birleştirilmiş kütle merkezinin toplamına doğru çekiyor çizdiğimiz durumda dünya uzay gemisini 1 milyon newtonluk bir kuvvetle çekiyor olsun. Uzay gemisi de dünyaya aynı kuvvetle yani 1 milyon newtonluk kuvvetle kendisine doğru çekecektir. İkisi de birleştirilmiş kütle merkezine doğru çekilecekler. Dünya çok daha büyük olduğu için birleştirilmiş kütle merkezi dünyanın kütle merkezine çok daha yakın olacak. Hatta belki de doğrudan dünyanın merkezi olacak. Bu durumda dünya çok fazla hareket etmeyecek ama uzay gemisi'nin olduğu yöne doğru çekilmiş olacak. Uzay gemisi dünyanın kütle merkezine gitmeye çalışacak ama bir noktada muhtemelen atmosfer veya yeryüzünün sert zemini yüzünden çok ileri gidemeyecek ve dünyanın üzerine çarparak dağılacak. Her neyse şunu söylemek istiyorum. Burada sadece bir nesne diğerini çekmiyor. İkisi de birbirlerini beraber birleştirilmiş kütle merkezine doğru çekiyorlar. Şöyle daha mantıklı olabilir. Uzayda iki insanın süzüldüğünü düşünelim. Bunların birbirine karşı kütle çekimi olacaktır. Çok romantik bir hikaye oldu değil mi? <laughs> bu insanlar birbirlerine doğru hareket ederler. Bu formülü ve sabiti kullanarak bu iki insanın birbirine olan çekim kuvvetini hesaplayabilirsiniz. Bu soruyu da siz cevaplayın. Uzayda süzülen insanların kütle çekim kuvvetinden daha büyük başka çekim tüleriyle birbirini çektiğini göreceksiniz. Bunu düşünmeniz için bir dahaki videoya kadar sizi rahat bırakıyorum.